Ekranların en dandik yarışması. Sen oyundan ne anlarsın ulan şu tipe bak ha. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim Yusuf. Teşekkür ederim. Yusuf, Gürsel, Fatih. Geçen bölüm yarışmışlardı. Fatih inanılmaz bir skor avantajı var. Çok değerli bir avantaj elde etti. Ama bakalım bu bölümde o avantajı koruyabilecek mi? Var mı eklemek istediğiniz bir şey geçen bölüm? Çok tarihsiz olaylar yaşadık. Çok iddialı konuştum geçen bölüm. Bu bölüm konuşmayacağım. Bölüm konuşmayacağım. Aynen. Mütevazi oynuyorsun evet. Bölüm. Okey. Gürsel biraz geride kaldın. Evet. Düzgün okuyacağım soruları. İyi çalışın, iyi çalışın. Evet. Fatih sana söz hakkı vermiyorum çünkü öndesin. Tamam abi. Eyvallah. Geliyor. Elder Scrolls'la alakalı bir soru geliyor. Elder Scrolls serisini kronolojik olarak sıraladığımızda hangi oyun en ileri tarihte geçmektedir? Özgüvenli bir basıcı oldu. Fatih ilk sen bastın. Ben hadi niye yaptım onu acaba? Bir gaza geldin galiba. Kronolojik olarak sıraladığınız zaman hangisi en ileri tarihte geçmektedir? En son Elder Scrolls Online çıktı da şey bilmiyorum hangisi. Oyunun tabii tarihine tabii göre. Hiç oynamadım da çok güzel. Harika salla bakalım da bir puan kaybet. Gülelim sana. Şey mi kullansak, Joker mi kullansak diye düşünmüyor değilim. Kullanabilirsin. Ama düşünmüyor değilim o yüzden B. Düşünmüyorsun yani. Evet düşünmemişim. B Oblivion neye dayanarak veriyorsun bu cevabı? Anladım ben neye dayanarak verdiğini. Sorgulamayacağım daha fazla. Evet. Yanlış! Aaa! İkinci basan sevgili Gürsel. Gürsel iyi başlangıç yapabilirsin. Bir şıkkın elendi. İnşallah. İnşallah. Daggerfall diyorum. Daggerfall diyorsun. Daggerfall eski bir oyun hatırlarsın. 2 diyor zaten Daggerfall. Evet. Daggerfall diyorsun. Mantığın var mı bunu söylerken? Aynı yere dayandık biz herhalde. Skyrim'de daha çok ejderhalar falan vardı ya. Daha çok. Tabii Daggerfall'da arabalar falan da olabilir yani evet. Ha espriler devam ediyor. Daggerfall diyorsun. Daggerfall diyor. Cevap Daggerfall değil. Aa! Şimdi geldi. Evet. Top önüne geldi. 1 yani. Puanlık soru. Evet. Alabilecek miyim acaba? Ya online diyeceksin ya da Skyrim diyeceksin. Benim için de online geçiyor. Online demek istiyorum. Ve doğru cevap maalesef online da değil. Bayağı Skyrim'miş. Bayağı Skyrim'miş. Evet düz Skyrim. Bayağı Skyrim'di. Kötü bir başlangıç ama sıkıntı yok. Şimdiki soruysa benim çok sevdiğim bir oyundan geliyor. Nier Automata'da ana karakter 2B'nin yani 2B'nin yanında yer alan ona yardım eden karakterin adı nedir? İnanılmaz. Nier Automata basılmıyor bile. İkinci basma. Bu arada basmazsanız -3 veriyorum diye bir yerden ama isterseniz basmazsanız cevap hakkı da almıyorsunuz. Yani onu söyleyeyim. -3 alttan sonra... Hayır kimse basmazsa -3. Eğer ikiniz de basmazsanız cevap hakkı da vermem. Yani ben ikinci basacağım, ben üçüncü basacağım falan. Bunları bırakın yani. Tamam. Evet. Sen... Ben Joker'ımı kullanmak istiyorum. Vay evet. Güzel bir başlangıç. Kimi çağıracaksın? Ben bunu çağıracağım. Biliyorum herhalde. Tunca'yı çağıracak. Bravo. İşte aklınızla oynadı çünkü... Tunca... Bu oyunu oynadı. Evet. Ama hatırlıyorum evet. Acaba. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Önce cevabı alalım. 9S. 9S diyor ve doğru cevap. Güzel. Evet. Joker'i cuk diye 12'den vurdun. Ben bunun cevabını senin kanaldaki videodan hatırladım biliyor musun? Ama geç oldu biraz. Yazık oldu neyse. Biraz geç oldu. Alan Wake oyununda içinde yer aldığımız kasabanın adı nedir? Bilmiyorum. Bas. Sen gene de bas. Basmazsan saymam. Işıkları kim hazırladıysa tebrik ediyorum gerçekten. Ben çok hazırlamış. Cevap biliyorum ama öyle isimler var ki aralarda. Bir hafızasını zorlamış yani güzel uydurmuş bazı yerlerinden. C şıkkı diyorum. C şıkkı diyorsun. Evet. Moonbright diyorsun. Evet. Moonbright'a gittin mi hiç? Hayır. Evet gitmedi çünkü oyunda da Moonbright diye bir yer yok. Aaaaaa. Ne yapayım cahilse ben ne yapayım? Evet sevgili Fatih. Evet. Burnwood bizim bildiğimiz championship takımı. Arada Premier League'e çıkar iner. Oynamanın faydasını görecek. Worcester Field'ı bence bayağı güzel sallamış. Öyle mi diyorsun? Öyle düşündüm nedense bilmiyorum. Bright Falls da çok saçma, manasız ama Bright Falls. Son karar. Son karar. Evet. Cevap? Bright Falls mu acaba? Bright Falls! Güzel. Hatırlamış mıydın? Gelse bilir miydin Bright Falls'u? Ya oynasam bilirdim ama. Oynamadığım için bilmiyorum. Sallayacaktım ama yani. Güzel o da güzel bir şey. Hikayesiyle oyuncuları etkilemeye başaran Spec Ops The Line'ın ana karakteri hangi ada sahiptir? Dünyanın özgüvensiz basışlar. Bayağı programın ismini bulun. Özgüvensiz basışlar. Güzel isim oldu. Evet Yusuf. Yine niye bastım bilmiyorum. Ama yapmış bulunmaktayım. Evet. B ile D'ye eredim belki. Aynı soy isimler direkt değildir. Ama diğeri de aynı soy isimler. Evet. Ya bir asker, ne bileyim, James ya. Asker dedin öyle olur.
James Williams evet. diyorsun. Evet. Son karar. Son karar. Bir askerin ismi James Williams mı olmalı? Olmalı bence. Evet, inanılmaz derecede ırkçı bir yaklaşımdı. Amerikalı tüm askerlerin adının James Williams olduğunu varsayaraktan. Ama değil. Değil. Gürsel, o kadar odaklanmışsın ki yarım saatte seni kesiyorum. Michael Walker. Michael Walker. O kadar emin söyledin ki hatırlıyor musun Michael Walker olduğunu? Ya şıklar da o kadar itçe ki. Hayır, birini hatırla, soy ismini hatırlasan adamın adından bu sefer. Karışıyor. Böyle isimler de benziyor. Martin Michael falan. Aynen. Ya bunu kim hazırladı bu şıkları ya? Emin misin? Son karar. Son karar. Ya emin değilsin, onu şimdi geçelim. Orası zaten şey. Orası yarışmanın şeyi. Biz bizeyiz burada kalmış. Yani. Michael Walker dedin. Ama cevap o da değil. A ve B mi kaldı? Evet, A ve B kaldı. Martin Walker, Dennis Williams. Tenisçi isimleri gibi. Dennis Williams şey değil miydi ya bu FIFA'da Alexander oynadığımız şeyde onun arkadaşı vardı. Hiç hatırlamıyorum. Onun soyadı Williams'tı da. Geri Williams o. Ha geri evet. Aha. Teşekkür ederim. Sen FIFA oynayarak tüm şıkları ediyorsun. Tek bilgi FIFA çok başka yok. Ama adam FIFA biliyor, önde şu an yani. O zaman Martin Walker olsun. Bu nasıl bir sallama? Yani, valla yarışmanın ismini arkasına güvenen gelsin olarak değiştireceğim çünkü cevap doğru. Cevap doğru. Martin Walker doğru karardı, bravo. Evet, 10 yıl dot oynayacağına 2 yıl FIFA oyna. Falan diye. Sıra gelsin, sıra gelsin. O zaman Caspian Border haritası ilk kez hangi Battlefield oyununda yer almıştır? 5 sene içinde... Bak siz büyüyorsunuz. 5 sene içinde basmayanların hepsine -3 vereceğiz. Zaten bitti abi. Herkes bastı. Evet sevgili Yusuf. Ben D şıkkı Battlefield 1 diyorum. D şıkkı Battlefield 1 diyorsun. Böyle Border'dan böyle çağrışım yaptılar böyle. Yani Battlefield 1'de de yer almış olabilir. Olabilir. Ama ilk kez orada mı yer almıştır? Onu bilemeyiz. Bence orada almıştır. Ama... tamam. Emin misin? Demiş. Son kararın mıdır Battlefield 1? Son kararım ya. Değiştirmeyeceğim. Sonra pişman olurum. Öyle mi? İlk, evet. Yani ÖSS'ye de böyle ilk atmak evet, doğru evet. cevaptır diye. Evet. Kim demişse yanlış demiş çünkü yanlış. Kaldı 3 şık. Sevgili Gürsel 2 puan için şu anda. Bad Company 2. Bad Company diyorsun. Bad Company 2. Battlefield Bad Company 2. Yanlış. Fatih 1 puan 1 puan böyle böyle güzel güzel gidiyorsun. Ben de Bad Company diyesim vardı ilk de. Güzel. 3. Battlefield 3 diyorsun. Neden? Çünkü ne? Yok 3 yani. Şey Allah Allah 1 demiş. Yalnız da neye dayanarak söylediğini evet, söyleyeyim. Hangi tipo özelliğine dayanarak. Evet gene arkasını iyi kolluyor kendisi. Çünkü doğru cevap Battlefield 3. Yalnız 1 puan 1 puan taktik. Evet 1 puan 1 puan. Gidiyor adam. 25, 2, 8. 25, 2. 8. Moral bozmuyoruz. Ben Mariana Çukur'uyum, oya veririz. Evet. Korku ama hikayeyi de çok ağır bir şekilde bünyesinde barındıran bir oyunla alakalı sorumuz var. 2015 yılının en etkileyici hikayesine sahip oyunlar arasında gösterilen korku türündeki Soma hangi oyun stüdyosu tarafından geliştirilmiştir? Bu kez 3. bastığın için evet. olmadı. Bu kez Fatih çok hızlı şey yaptı. The Red Ballers. Neden? Çünkü bir tek onu biliyorum. Cevap yanlış. Gerçekten sevindi artık, seviniyorlar. Ama ayıp abi ne güzel burada yarım saat düşünmüştük sen. Farkı açtın ya, biraz dur ya. Biraz sakin ol ya. 3 şıkkın kaldı. 5 şıkkı diyorum. 5 şıkkı Giant Sparrow diyorsun. Tanıdık geliyor galiba Giant Sparrow galiba sana. Yani evet, biraz. Ama başka oyundan tanıdık be. Yanlış. Ben de C şıkkı diyorum o zaman. Frictional Games evet. diyorsun. Doğru cevap Frictional Games, bravo. 9'a yükseldin. Evet. Yavaş yavaş ama emin adımlarla. Tabii ki. İlerlemiyorsun. Bence ilerliyorum. Daha önümüzde. Galiba, çok yol var. İlerliyorsun. Bioshock oynadınız mı sevgili arkadaşlar? Oynadık. Bioshock var. Yine alıp oynamadım her zamanki. Harika, süper. Hepsini oynadım ama bakalım. Bence bu soruyu bilirsiniz ya. İnşallah. Elden Ring sorusuna benzer. Bioshock Infinite'deki gökyüzünde uçan şehrin adı nedir? Gürsel, hadi bakalım. Zaman senin zamanı, Gürsel. A şıkkı. A şıkkı Crawford diyorsun. Evet. Crawford güzel bir şaşırtmacı olmuş. Yanlış. Bir tane Crawford diye şey vardı. Bioshock Infinite'de. Kötü bir karakter vardı evet, diye hatırlıyorum. Evet. Emin de değilim. Ben de değil mi? Sen de abi. Evet. Bioshock Columbia. Emin misin? Eminim. Son karar. Son karar. Çıktık. Gittik. Öyle mi diyorsun? Hadi evet. bakalım. Oluyor mu? Oluyor. Doğru cevap. Columbia. Evet.
Ezeceksin bunları. Ezeceksin. Geliyorum. O ne öyle Dota hakkında neler söyledi o öyle? Bunu ben de biliyordum. Kavga çıkarttın şu an. PC, PlayStation ve Xbox platformlarına çıkan şimdilik son Brothers in Arms oyunu hangisi? Hadi bakalım. Taktik savaşları yapıldı. C şıkkı diyorum. C şıkkı evet. Brothers in Arms 2 Global Front. Evet. Yani diyorsun ki Brothers in Arms 3 Sons of War diye bir oyun yoktur. Yanlıştır diye düşünüyorsun galiba. Ama son çıkan diyor. Son çıkan diyor. Evet. Şu an 3 ama siz... Aa, öyle bir oyun var mı yok mu? Star Wars gibi tersten gidiyordur belki. Ya da öyle bir oyun yoktur. Çıkan şimdi. Öyle bir oyun da olmuyor. Şıkkı abi. Sallamıştır. Doğru. Ben C şıkkı diyorum ya. C şıkkı Brothers in Arms 2 Global Front. Ya da B şıkkı diyorum. Emin misin son kararın? Eminim. B şıkkı ya. B şıkkı. Geçen sefer ilk şıkkın. Sen de olmamıştı. Doğru evet, olmamıştı. Evet. Bu kez ikinci düşündüğüne gittim. Brothers in Arms, Hour of Heroes. Yanlış! Aaaa! Kafasını ben karıştırmış gibi mi oldum? Ne oldu? Öyle mi bence oldu? Bence sen karıştırdın. Ya cevap C dediyse? C de değildir zaten ya. Fatih. Şu Hell's Highway'i ben Steam'de gördüğümü hatırlıyorum. Bir tek de onu gördüm. Hı-hı. O zaman D. Hell's Highway diyorsun. Evet. Oynadın mı? Oynamadın. Hayır, gördün hiç, hatırlıyorsun sadece. Oynadım. Steam'de kaç tane oyunun var? 770 tane. Kaç tane üstüne oynadın? 5 falan. FIFA 2014, 15. Steam'de FIFA yok kardeşim. Dota'cılar bilmiyor ki. Bilmiyor. Steam nereden bilsin FIFA'yı? Bu da o falan yapsaydınız iyiydi. Son laf karar. Attım ya Dota'ya. Son karar. Evet. Emin misin? Evet. Değilim de yani son karar. Doğru! Gürsel iyi misin? Çay ister misin? Yok şu an gerek yok. Gerek yok. Çay, kahve ne istersen getiririz Gürsel'cim. Sıkıntı yok. Ya yanlış anlama. Sana sarkastik bir şaka yapmıyorum. Ama... Evet. Bu ne? Bu ne acaba abi? Aynen. Bana özel bir hareket. Son sorum. Sonra paramor özel sorularımıza geçiyoruz. Bu arada izleyici olarak siz de bizden kazanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı kazanacaksınız? Geçen bölüm söylemiştik. İzleyin. Paramara'dan 5 kişiye 25 TL'lik Steam cüzdan kodu hediye edeceğimiz bir sorumuz var. Sorumuz ise şöyle. Diyelim ki çocuksunuz ve evde oyun oynuyorsunuz. Çok heyecanlı bir yerdesiniz ama o esnada eve misafir çocuğu geldi. Sizden 5 yaş küçük ve dedi ki ben de oynayabilir miyim? Kendisini nasıl def edersiniz? Peki nasıl yazacaksınız? Öncelikle Paramara uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından üye olup para iste kısmına giriyorsunuz ve ekranda görmüş olduğunuz numarayı yazıyorsunuz. Bunun ardından miktara 10 TL yazıp mesaj yaz kısmından cevabınızı iletiyorsunuz. Cevap veren arkadaşlarımız arasından 5 kişiye 25 TL'lik Steam cüzdan kodu Paramara tarafından hediye edilecek. İzlediğimize göre son sorumuzla devam edelim. Castlevania serisinin ilk oyunu hangisidir? Yusuf 1, Gürsel 2, Fatih 3'sün. Bu soruyu cevaplayacaksın. Evet, öyle. Yalan söylüyorsunuz, yalan. Şunlar direkt. Yusuf, Castlevania serisinin ilk oyunu hangisidir? İlk çıkan. Castlevania tarihinde ilk çıkan Castlevania oyunu. Castlevania'dır. Beş şıkkı var. Biraz sade düşünmek lazım. Bazen emin misin? Son karar mı? Son karar. Senin gülümeni kurban doğru! Yanlış görmüşüm. Pardon yanlış görmüşüm. Aaaa şaka. Nasıl alkışlıyor? Centilmen adam ya nasıl alkışlıyor? Sen kazanmadın bu oyunu. Evet bir fark ettim fark ettim. Bu oyun mutluyum. Sen kazanmadın. Yalnız saymışım iki tane soru kalmış. Bazen gözlerim beni yanıltabiliyor. Özel soruya daha bir soru daha kaldı. Bu karakterlerden hangisi Darksiders serisindeki Mahşer'in 4 tanesinden biri? Hangisi? Buyur hadi. Açmadım şimdi hangisi? Ben ne dedim? Soruyu tam bitirmeden heyecana geldim. Basarsam tamam. Yakarım dedim. Biliyor musun isim olarak? Evet. Dead War Strife Fury. Ama vay, ben o zaman bu çocuğa 3 puan veririm. Ben bu çocuğa 3 puan veririm. Göster abi şıkları. Göster şıkları. Hangisi? Biri değildir. Pestilence değil. Doğru cevap. Bravo. Bilgisiyle şıkları açmayı hak etti. Kuralları esnetiyorum beyler. Kusura bakmayın imzanızı aldım. Aynen. Yok bayağı ağlattı ya. Arkadaşlar arka taraf seyirci kendi aramızda konuşmayalım. Lütfen bir destek istiyorum ya. Bravo alkış. Gürsel baba ule. Gürsel baba ule. Gürsel yeter. Var mısın yok musun? Masalara bak. Kutuyu temizliyoruz falan. Ay, artık özel sorulara geçme zamanı geldi. Puanlarımızı sayıyoruz efendim. 14, 5, 27. Şimdi 10 puan alırsan abi... Sadece 3 puan almış. Evet bu yarışmada zayıftın. Ama 10 puan alırsan... 27.
27. 15. 15. Hala var. Son bölümde kurtarabilirsin abi. Sen alırsan zaten yardırıp gidiyorsun. Evet, tek tek sorulacak. Ve ilk sana soruyorum gene. İstediğin Joker'i kullanman tamam. için soracağım bir soru bu. Sniper Ghost Warrior 3 hangi ülkede geçmektedir? Sniper Ghost Warrior 3. Aynen öyle. Şu anda Tuncay'ı kullanmış bulunmaktalar. Orhun var, Cem var. İkisi de şu anda hevesle ve heyecanla gözlerinin içine bakıyor gerçekten. O soruyu bilelim diye. Var mı Joker? Gürcistan. Gürcistan diyorsun. Son kararım. Evet. Doğru cevap. Doğru cevap. Gürcistan. Abi öyle bir kaptan var. Beni bilemedim ama. Çak abi, çak Yusuf. Çak Fatih. Helal. Güzel, güzel. Geliyor abi, sana geliyor bu soru evet, Yusuf. Gelsin. Senin Joker hakkın yok. Yok. O yüzden... Kendime güvenirim. Kendine güven abi. Bu SimCity oyunlarından hangisi henüz gerçek değildir? Bu isimlerden bir tanesi... Ben biliyorum. Sallamasyon bir isim. Sen biliyorsun. İyi ki sana sormamışız evet. O zaman. Bu puan alırsan abi... Hem şu Gürsel denilen adama fark atacaksın. Gereksiz. Tamam mı? Pat diye geçeceksin. Hem de Fatih denilen ne oynadığı belirsiz arkadaşı yakalayacaksın. İkisini de sevmiyorum abi. Hadi bakalım. Joker, sen kazanırsın. Joker'im olaydı diyorum şu an. Joker'in olsa banko. Aynen. Bilecek bir Joker, ben de biliyorum bu soruyu. Ya ben değişik demek istiyorum. Societies diyorsun. Evet. SimCity Societies ha. Bence yoktur ya. Yoktur ya. Doğru cevap. O değildi. Aaaa. Doğru cevap C'ydi. SimCity Great Health'ti. Üç gün vardı. Ona niye ağlıyorsunuz lan? Terledim ya. Geliyor Fatih. Sorun geliyor. Hazır evet, mısın? Evet abi. Of, hayatta bilemezsin. Vallahi. Bilirsen ama Joker bilebilir, onu bilmiyorum. Joker'in ne kadar hakim bilmiyorum ama çok kazık soru. Sana denk geldi üstelik. Hiç de özellikle seçmedim. Şey soracağım şimdi, Joker aynı Joker'lerini kullanıyor. Siz de yeni birini mi seçiyoruz? Nasıl oluyor? Tunca hariç. Tunca kullanıldı çünkü. Kullanıldı. Hayır, Orhun kullanıldı. Hayır, Tunca kullanıldı. Tabii Orhun ve Cem şu an. Ha, kullandı. Ben onu unutmuşum. Ondan şey yaptım. Tamam, o kullanıldı. Elder Scrolls 5 Skyrim'de evlenmek için gereken... Bir şey mi diyecektiniz? Yok. Evlenmek için gereken muska eşyasının ismi nedir? İyi ki Joker kullanmışım. Diyorum. Çok güzel. Tunca çok biliyor gibi kafası aldı yani. Biliyormuş vay arkadaş. Bunu ben de biliyorum diye düşünüyorum. Bunu sen de biliyorsun bence. Yok arada. Ben bilmiyorum. Valla. O bilmiyorum. Zaman alkışlarla kim? Cem Göksoy. Bravo Cem Göksoy. Oyun kesin biliyor daha. Valla. 200 saat oynadım bolsa. Abi. Oynadığını biliyorum, o kadar yarım saat baktı ki böyle. Evet. Cem, yanlış bir Joker. O geekliği konuşturmamız gerekiyor herhalde. Geeklik yok oğlum. Moonstone dışında her şey olabilir. Moonstone çünkü ne bileyim, evlilik için kullanacak bir taş değildir diye düşünüyorum. Çok hani ay taşı, ay taşı bence olabilir. Yok hayır hayır, Moonstone değildir. Ama Stone çok şey olmuş abi, direkt vermiş. Hayır yani, Moonstone abi. Yani Moonstone. Evet, yani moon var yani. Hayır, İçinde moon. Yani. Anladık, bu konuyu geçebilir miyiz artık? Yani daha böyle ritüelik bir şeyler için Moonstone olabilir ama. Mara çok şey değil mi böyle hani? Kara büyü yapacakmış gibi. Değilmiş. Hayır, kara büyü yapabilirsin Mara'yla. Evet. Tersten okursan aram olur. Bu var mısın yok musun? Matematik yapan tipler var ya, onlara döndü iyice. Ya ben Mehmet Ali Bey. Moonstone'dan başka her şey bana olur gibi geliyor. Yani eremik... Eremik olmaz abi. Neden niye? Bilmiyorum, olmaz yani. Olmaz. Onun arkası sağlam ya, ona güvenerek söylüyorum. Olmaz. Eremik olmaz mı diyorsun? Evet. Cem Bey, alalım cevabınızı. Mara abi. Mara. Mara. Sonra Mara çıkar, üzülür. Yani ben onu... Sen söyleyeceksin. Tamam, Mara. Mara mı diyorsun? Mara, tersler okudunuz, aram yaptınız. Moonstone olmaz dediniz, Elans'da eremik olmaz dediniz. Ya neden Mara? Ya B ya C, ondan... Ben Elans diyecektim. Evet. Ama o kadar çok Mara dedi ki, geçen programlardan hani olmaz dedik... Cem, bir şey söyleyeceğim. Sen inisiyatif sahipsin. İstediğini söyleyebilirsin herhalde. Yok, benim vicdanım el vermez. Sen çok iyi adamsın ya. Hayır bak, içimden hakikaten B geçiyor ama... Tamam, o zaman B abisi, canı sağ olsun ya. Boş. Ama Mara çıkarsa vallahi... Yok vallahi canı sağ olsun, o kadar önemli. Tamam, o zaman ben B diyorum. Tamam. B Elans diyorsunuz. Evet. İyi tartıştılar, kendilerine güzel konuştular. Doğru cevap... Mara değil mi? Mara! Şuraya bak.
Sevindim. Aa, çok eğlendim. Evet. Programı sabote etti. Evet, Fatih, başını nasıl yakarız isimli. Ben bilemedi bu ayet çirkinleşti lan sana. Fatih'cim, sıkıntı yok değil mi? Var. bugün Yusuf, evet. Çok güzel yarıştın abi. Evet. Güzel yarıştın. Evet. Yüksel, güzel kapattın arayı. Bravo, 15 puandasın. Puanları biliyorsunuz. 3. bölümde artık bu arkadaşlardan hangisinin finale kalacağını ve hangisinin 100 liralık Steam yüzünden kodu kazanacağını göreceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. En cahil kim pis. Hoşçakalın. Bay bay. Woo!